Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar. Bugün yine oyunculara özel bir ürünün incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konumuz Rampage'in Bulwark isimli mekanik klavyesi arkadaşlar. Bu ürünü seçmemizin aslında birden çok nedeni var. Malum son dönemde oyuncular tarafında profesyonel ekipman üretimi daha da hız kazanmış durumda. Yani eskisi gibi hani bir klavye bir fare alayım ben bununla oyun oynayayım devri tamamen kapandı. Günümüzde pek çok kişi oyun için ayrı bir klavye, ayrı bir fare alıyor arkadaşlar, ayrı bir mouse alıyor. Neden? Çünkü oyun için tasarlanan klavyelerle mouse'lar ya da fareler artık ne derseniz normal tasarlananlara oranla hayli farklı oluyor. Oyun tarafında özellikle mekanik klavyelere ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Neden? Çünkü mekanik klavyelerdeki hissiyat normal bir klavyeye göre çok daha fazla arkadaşlar. Yani şu W tuşuna bastığınızı bile mekanik klavyede çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Lakin normal bir klavyeye baktığınızda bu tuşa basma hissiyatı o kadar da kuvvetli olmayabiliyor. Bugün inceleyeceğimiz Rampage Bulwark ise arkadaşlar fiyat tarafında günümüzdeki mekanik klavyelere oranla biraz daha uygun bir seviyede bulunuyor. Hemen en başta belirteyim. Bu klavyenin arkadaşlar hali hazırdaki fiyatı yaklaşık olarak 650 Türk lirası. Fakat bu segmentte bulunan klavyelere baktığımızda 4 haneli rakamların altına yeni bir klavye alabilmek çok da mümkün olmuyor. Şimdi gelelim Rampage Bulwark'ın bize sunduğu özellikler arkadaşlar. Tasarımla başlayalım. Bir kere klavyemizin tasarımı olarak gerçekten çok hoş hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şurada metalimsi bir tasarım bulunuyor. Hemen burada gördüğünüz gibi iki tane bar mevcut. Bu barlar arkadaşlar sıvı soğutma sistemi varmış görüntüsü veriyor. Ve gerçekten hoş bir görünüm sunduğunu belirtebilirim sizlere. Bu kadarla da bitmiyor. Bakın yan tarafta da yine Rampage logosunun bulunduğu bu RGB hatları görebiliyoruz. Klavyenin arka tarafını çevirdiğimizde arkadaşlar şöyle çevireyim arka tarafını sizler için. 3 hatlı bir yol karşımıza çıkıyor. Bu yolun özelliği şu arkadaşlar. Bu yol sayesinde bu örgü kablomuzu istediğimiz taraftan verebiliyoruz. Yani klavyenin bilgisayara giden tarafı neresiyse atıyorum benim kasam bu taraftaysa ne yapabilirim? Ben şuradan verebilirim ya da bu taraftaysa buradan verebilirim. Bu basit gibi görünen ama çok kullanışlı bir özellik. Bu arada bu kanaldan bahsetmişken şu kaldıraçlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Bunları silikon yapmışlar. Muhtemelen kaymasın diye yapmışlar. Bunun iyi yönü de var, kötü yönü de var. İyi yönü şu. Hani şöyle klavye yüklendiğiniz zaman kayma yapmıyor. Bu gayet güzel ve olumlu bir yön. Ama hani klavyeyi biraz ben ittireyim dediğinizde şöyle. Bakın gördüğünüz gibi hemen kapandı. Tabii bu iki seçeneği bir arada sunmaları zaten mümkün değil. Neden? Yani hem klavyemin masadan kaymasın hem ben zorla kaydırdığımda bu tutacakları, kaldıraçları kapanmasın. Bunlar biraz zor. O yüzden burada yani bu sistemin kullanılması iyi mi olmuş, kötü mü olmuş bunu biraz daha göreceli olarak değerlendirebilirsiniz. Ama bana kalırsa hani klavyenin açıldığında masadan kaymaması güzel bir şey arkadaşlar. Bunu böyle yapmışlar. Biliyorsunuz bazı klavyelerde arka kısımlar, arka kaldıraç kısımları plastik oluyor ve şöyle tuttuğunuz anda mesela tuşa basıyorsunuz klavye kayıyor vesaire. Ama bunda öyle bir durum söz konusu değil. Yani bunun da olumlu bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim klavyemizin dokunuş hissiyatına. Biliyorsunuz söz konusu bir oyuncu klavyesi olduğunda bizim için ön plana çıkan şey aslında dokunma hissiyatı oluyor. Rampage Bulwark'ın dokunma hissiyatı açısından gayet iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada kırmızı switch, kırmızı switch olmasının özelliği şu arkadaşlar. Kırmızı switch olduğu zaman çok fazla ses çıkarmıyor. Yani siz bu klavyeyi normal günlük hayatınızda yazı yazarken işte ne bileyim Word dosyası oluştururken vesaire de kullandığınızda çok fazla size böyle aman aman rahatsızlık vermiyor. Normal şartlarda biliyorsunuz mekanik klavyelerde bazı switch türlerinde çok fazla gürültü ses çıkabiliyor. Bu da size olmasa bile evdeki diğer kişileri rahatsız edebiliyor. Normalde yazı yazdığınız zaman bu sesten çok daha fazlası çıktığında evdeki diğer kişiler rahatsız olabilir. Fakat dediğimiz gibi Bulwark'ın bu noktada rakiplerine oranla daha az ses çıkardığını söyleyebiliriz. Bu da bizler için önemli bir özellik. Şimdi arkadaşlar gelelim klavyemizin diğer özelliklerine. Şimdi arkadaşlar tuşlara baktığınızda böyle tuşların renklerini farklı zannedebilirsiniz. Fakat hayır, normalde tuşların renkleri aynı yani beyaz. Ama bunun altındaki RGB aydınlatmayı biz öyle ayarladığımız için böyle gördüğünüz gibi gayet hoş bir
aydınlatma oldu. Yani buradakiler yeşil, buradakiler mavi, buradakiler pembemsi bir renk gibi görünüyor. Gerçekten güzel bir özellik. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Tuş ömrünü merak ediyor olabilirsiniz. Tabii bunu bizim deneme şansımız yok ama Rampage'in belirttiği arkadaşlar 50 milyonluk bir tuş ömrü sunuluyor. Burada tak çalıştır bir klavyeden bahsediyoruz. Yani kablolu ve 2 metrelik bir kabloya sahip. Yani kablosuz bir klavye olmadığını sizlere belirtelim bir kez daha. Sonradan çeşitli kavram karışıklıkları olmasın. 1000 Hz milisaniyelik bir USB raporu var. Bu da bir mekanik klavye için gayet tatminkar bir süre diyebiliriz. Ağırlığını belki merak ediyorsunuzdur. Biliyorsunuz mekanik klavyeler zaten ağır oluyor. Burada da 1760 gramlık bir ağırlık var. Yani neredeyse 2 kiloya yakın bir ağırlıktan bahsedebiliriz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi zaten mekanik klavyelerde 2 kiloya yakın ağırlıklar görmeye biz alışırız. Dolayısıyla bu klavyenin de 1760 gram olması bizleri çok fazla şaşırtmadı. Boulevard genel itibariyle arkadaşlar hani 600-650 lira bandına alabileceğiniz en iyi mekanik klavyelerden biri diyebiliriz. Hani biz oyun oynadığımız süre boyunca vesaire tuşlarda basma hissiyatında vesaire bizi çok fazla yanıltmadı. Ayrıca dediğimiz gibi görünümü de gayet hoş. Yani bu görünümü farklı bir mekanik klavyede bulmaya kalksanız arkadaşlar buna benzer bir görünümü diyeyim daha doğrusu. Böyle fiyatlar 2000 liralara 3000 liralara fırlayacaktır muhtemelen. Ama Rampage burada yine biraz daha uygun bir fiyat etiketiyle bizlerin karşısına çıkıyor. Önümüzdeki günlerde farklı donanım incelemeleriyle karşınızda olmak üzere hoşçakalın diyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu klavye hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım.